Bebeğim, biraz önce gördüğün gibi sana mükemmel bir yüzme örneği gösterdim. Şimdi sıra sende. Hazırsan başlayalım. Bir, iki, üç. Ay! Lan, lan ne yapıyorsun? Ambiyans bebeğim, ambiyans yaratıyorum. Seni havaya sokmaya çalışıyorum. Çünkü biliyorsun ki ben seni havaya sokmayı çok seviyorum. Hı. Atmosfer bebeğim, atmosfer. Havuçluk ekimi, her şeyin başı atmosfer. Ne bu hal bebeğim? Hı. Yoksa sen bana güvenmiyor musun? Seni itecek değilim ya. Güvenmiyorum Levent. Göcek'te yaptığını da unutmuş değilim. Ne yapmışım ben sana Göcek'te? Denize ittin, ne yapacaksın daha? Ama hayatım, bir dakika. Şimdi sen havuzlu ev almışsın ki. Yüzme bilmiyorsun, sudan korkuyorsun. Niye havuzlu ev aldın? Bu ne saçmalık? Benden ne bekliyorsun? Ben de insanım. Sandım ki yüzme biliyorsun. İtivermişim seni öyle şakadan. Ne olmuş yani? Ne alakası var ya? Saçmalamaz mısın lütfen? Ben mi saçmalıyorum? Evet, sen saçmalıyorsun. Ayşe, sen bana yüzme öğretir misin ya? Küçücük çocuğa rezil olacağım. Tamam, tamam. Sakin ol. Şimdi havuçluk ekimi. Yüzmenin ilk şartı yüzme bildiğini unutmaktır. Sen yüzme bilmiyorsun şimdi. Tam öyle düşün. Bilmiyorsun. Zaten bilmiyorsun. Tamam mı? İkincisi nefes. Onları birazdan sana göstereceğim. Üçüncüsü stiller. Stil çok önemli. Stilin yoksa bir hiçsin bu hayatta. Şimdi nedir bu stil? Bir, çivileme. İki, balıklama. Üç, köpekleme. Dört, kurbağalama. Beş, kelebekleme. Hep hayvanlar üzerinden gidiyoruz. Hayvanlarla yani öğreniyoruz yüzmeyi. Tamam mı? Şimdi ben sana çivileme atlıyorum. Hazır mısın? Hazır. Hop! Ha! Ya bu su çok soğuk ama Cansucuğum. Ama olmaz ki, bunun bir düğmesi var. Isıyı ayarlıyorsun. Hadi sen yapamadın. Apartman görevlisini ara gelsin. Aidat veriyorsun o kadar. Çünkü ben yüzüyorum değil mi Levent? Ama olmadı. Bu da çok saçma oldu. Neyse. Gördüğün gibi çivi gibi atladım suyu. Çünkü ben de çakır gibi adamım. Bu benim espriler beni öldürecek ya. Her neyse. Şimdi nefes nasıl alacağız? Nefes alıyoruz. Gördün mü? Adeta bir goril gibi. Goril gibi. Yüzen goril. Evet. Hadi bebeğim. Sıra sende. Lütfen git. Şakalar makalar yok. Hayır, şaka yok. Güven bana. Lütfen. Lütfen. Hadi. Lütfen. Ay yok. Hop, su geldi. Yiyecek seni. Hop, su. Yapma, ben şu anda buna konsantre olamıyorum. Ya. Niye havuçluk ekim? Deniz acaba Ozan'ı konuşturabilmiş midir ya? Levent, ben bir arasam. Aa, ama yeter, taktın bu meseleye. Ya rica ediyorum, bak dersin ortasındayız. Bir de bu mesele çok büyüdü. Çok büyüdü yani. Ya doğum gününden beri bu mesele. Vallahi sıkıldım artık ama. Levent, sen niye her doğum günü mevzusu açıldığında böyle tepki veriyorsun? Yok. Ha? Yok. Sen bir şey biliyorsun da benden mi saklıyorsun? Saklamak mı? Rica ederim hayatım. Ben senden ne saklayabilirim ya? Yani. Hadi dönelim bize derseniz. Bak. Bak, kelimeleri şaşırdım. Sen asla şaşırmazsın Levent. Ne saklıyorsun Levent? Ne yapıyorsun hayatım? Kendine bir dikkat et. Ne biliyorsun Levent? Levent, ne biliyorsun? Çabuk anlat, bebeğim, buraya gel. Bak, bu tavırlar beni geriyor. Garip tansiyonlu tavırlar. Levent, ben şimdi seni bir gereceğim. Buraya gel Levent. Gerilemem ben öyle. Levent, buraya gel dedim sana. Levent, sen benden ne saklıyorsun? Ne saklayacağım? Levent, buraya gel. Küçücük havuz, kaçamıyorsun ki. Tamam, anlatıyorum. Yaklaş. Doğum günü gecesi mekana Özgür de geldi. Aa. Evet. Sonra Serdar'la Ezgi'yi gördü. Derken Serdar'la aralarında münferit bir olay yaşandı. Münferit bir hadise derken? Ya işte Serdar'la Özgür biraz böyle tartışmaya başladılar. Ardından bir itiş kakış oldu ve derken Özgür Serdar'a bir yumruk attı. Ne? Evet, ama merak etme. Ben olay büyümeden araya girip durumu kontrol altına aldım. Ay inanmıyorum. Şaka mı yapıyorsun Levent? Hayır. Ya sen benden böyle bir şeyi nasıl saklarsın Levent? Üzülmeni istemedim bebeğim. Hadi çık havuzdan Levent. Hemen bu işi düzeltmemiz lazım. Çık. Evet ama dersin ortasındaydık. Levent, ne dersi? Çık havuzdan. İnanmıyorum sana Levent ya. Alo canım. Ben de seni arayacaktım Cansu ya, neler olmuş? Ya evet, ben de şimdi duydum Deniz ya. Biz Lagabi'ye gidiyoruz, siz de oraya gelin, tamam mı? Tamam. Tamam, orada görüşürüz.